Evet. Onu yapıyoruz, evet. Ne yaptınız, nasıl yapıyorsunuz? Bir anlatabilir misiniz? Anlatayım. Tek tek seçeriz içini. Tazelerini şey yaparız. Doğrarız. Onu güzel bir yıkarız. Yıkadıktan sonra büyük kazanlarımız olur. Kazanlara koyarız. Özel. Nohudunu, dövmesini koyarız. İçine biraz ayran koyarız. İçine bir kaşık un şey yaparız, çırparız. Sabaha kadar mayalandırırız onu. Sabah da ocağa koyarız, ateşe. Pişiririz. Bayağı uzun pişiyor herhalde, evet, değil mi? Evet, 4-5 saat kaynar. Peki bunu normalde dağlarda oluyor değil mi bu? Evet, doğal yetişiyor. Evet. Çalların, portakal bahçelerin içinde. Peki bu haliyle yenir mi bu? Hayır, yenmez, acıdır. Zehirler. Yani bunu hayvanlar bile yemiyor. Tabii yiyemez. Hayvan da yiyemez. Ama piştikten sonra. Aynen öyle. Onun için çok kaynatıyoruz işte. Mayalanıyor. Evet. Akşamdan mayalıyoruz. Üstünü örtüyoruz. Bastırıyoruz. Dövmesini koyuyoruz. Faydalı oluyor mu? Nasıl oluyor? Tabii. Andırın doktoru işte şifa bağırsaklara. Her türlü. Yanında ne gidiyor peki bunun? Tırşın yanında ne yapılıyor? Neye? Bulgur pilavı yapılır. İsteyen mercimekli köfte yapar. Mercimekli köfte de güzel gider bunun yanında. Evet, biri eşki biri Şimdi ne yapıyoruz? Ağzını kapatacağız. Ağzına muşamba koyacağım, sıcak tutmasın diye, sıcak tutsun diye. Sabaha kadar kalacak, evet, herhalde değil mi? Bu sabaha kadar kalacak o böyle. Evet, tırşığımız hazır şu anda. Afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar.